Gelelim şimdi komponentleri incelemeye. Komponentler kısmında ilk karşımıza çıkan akordiyon yapısı. Yani akordiyon yapısı sayesinde istersek detayları çok daha keyifli bir şekilde gösterebiliriz. Aynı zamanda tabii ki burada birçok seçenek var. Akordiyon nasıl açıldığı ile ilgili. Mesela her bir tıklamada biraz öncekinde sadece bir tane açılıyordu. Bunda ise her tıklamada diğerlerini açabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok özellik burada mevcut. Alerts yani uyarılar kısmında nasıl gözükeceğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Süper gerçekten de. Bu alert kısmını özellikle yine Django'da kullanacağız ve Django'da yine keyif alacağımız konulardan bir tanesi alertleri gösterme şekli olacak. Batch kısmında ise mesela inbox'ın yanında 1, 2, 3, 4 gibi yazan yazıların batch olduğunu düşünebilirsiniz. Burada da bir örnek var ve buradaki yapıları kullanabilirsiniz. Süper gerçekten de mesela burada neyi anlıyoruz? Bu bir UX gerçekten yani UI elementi ama deneyim bize şunu gösteriyor. Diyoruz ki Hı, bu profile kısmında bir şeyler yeni. Ben buraya tıklayayım veyahut da inbox'ta 99'dan fazla okunmamış mail var. Ve buraya tıklayayım gibi hemen gözünüze çarpıyor. Aynı zamanda da burada yine kullanım örneklerinde daha yuvarlak daha yumuşak yapıları nasıl kullanabileceğiniz ve hangi renkleri kullanabileceğinize ilgili bilgiler var. Bread crumbs yani ekmek kırıntıları. Bu ekmek kırıntısından kastımız ne? Bir sayfanın içerisinde gezdiniz. Bir tıkladınız kategoriye geldiniz. Bir daha tıkladınız alt kategori. Bir daha tıkladınız ürüne geldiniz. İşte geri gelmek istediğiniz zaman mesela alt kategori daha sonra kategori gibi geri gelmek istediğiniz zaman buradaki yapıları kullanıyoruz. Birçok sitede karşılaşmışsınızdır. Dividerlarla da birlikte yani ayraçların nasıl gözükmesi gerektiğini de yine belirtebiliyorsunuz. Süper gerçekten arkadaşlar. Buttons deli gibi kullanacağız. Yine her yerde primary, secondary, success gibi renk seçenekleri karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi daha önce bu renk seçenekleriyle ilgili detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Süper. Aynı zamanda butonların boyutlarını değiştirebiliyorsunuz. Nasıl görüneceğini veya da disable olduğunda nasıl gözükeceğini gösterebiliyorsunuz. Neden bir butonu disable yapmak isteyelim? Çünkü belki de bir adres yazıldığı zaman ancak bunu enable yapacaksınız veyahut da özellikle göstermek istemiyorsunuz. Bir de blok butonlar bizim için çok keyifli olabiliyor. Mesela bir butonun bulunduğu alanın tamamını kaplamasını istiyor olabilirsiniz. Tabii ki bu yapılarda ne kadar boşluk olacağını veyahutta nasıl olacağını da belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde toggle yapabiliyorsunuz ve burada butonların kullanımı ile ilgili çok fazla bilgi var. Buton grupları yani birden fazla butonun yan yana nasıl gözükeceğini belirtebilirsiniz. Veyahut da değişik renklerde yapabilirsiniz. Bu outline özelliği bence çok güzel. Outline özelliğinde muhakkak deniyor olmanız lazım. Checkbox olarak da yani mesela bunları işaretleyerek de yine gösterebiliyorsunuz. Radio buton yine aynı şekilde radio olarak gösterebiliyorsunuz. Butonları gruplayarak gösterebiliyorsunuz. Butonların yine gruplarının boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Veyahut da iç içe yapılar sayesinde alt menülerde oluşturabiliyorsunuz. Dikey menülerin yine aynı şekilde özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Süper. Devam. Kart. Deli gibi kullanacağız. Kartları kullanırken bir şey unutmayın. Şuradaki style kısmını yine daha sonra da söylüyor olacağım. Ama style kısmını muhakkak ve muhakkak silmeyi unutmayın arkadaşlar. Kartların içerisinde birçok yapı kullanabilirsiniz. Ve kartların değişik değişik gözükmesini sağlayabilirsiniz. Birçok size kart UI elementini kullanıyor. Karusel, slider ve hatta Türkçe'ye çevrilmiş haliyle attı karınca. Neden attı karınca diyoruz? Çünkü sürekli dönerek aynı noktaya geri gelmiş oluyor. Burada da birçok örnek mevcut. Yine caption yapabiliyorsunuz, açıklamasını yazabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi özellikler burada belirtebiliyorsunuz. Yine mesela dark bir sitede daha açık bir yapı kullanabiliyorsunuz. Süper. Close button yani çarpı tuşuna basma özelliğinin nasıl olması gerektiği ile ilgili burada bilgiler var. Collapse bilgisinde de bir şeyin açılıp kapanabilmesi yani butona tıkladığınız zaman bir şeylerin açılıp kapanabilmesini sağlıyorsunuz. Burada da değişik kolapslar var. Her birisine tıklayıp aslında bakmanızı tavsiye ederim. Mesela bu tek seferde açıyor. ama bu ise tek seferde ikisini birden, iki birden açıp kapatmaya yarıyormuş. Süper gerçekten de. Drop downs kısmında ise aşağı açılır menülerin nasıl olması gerektiği ile ilgili. Burada örnekler var ve gördüğünüz gibi yine renk seçenekleriyle birlikte var. Ve hatta bir buton var. Bu butona direkt basabilirsiniz. Veyahut da yanında ayraç var. Ayraçtan da direkt olarak istediğiniz yere gelebilirsiniz. Bunun gibi özellikler de mevcut. Daha ufak kullanabilirsiniz, daha büyük kullanabilirsiniz. Veyahut da gördüğünüz gibi bir menü barının içerisinde olunca nasıl gözükeceğini belirtebiliyorsunuz. Yukarı doğru açılabilirsiniz, yukarı doğru açabilirsiniz. Veyahut da yine yani aynı şekilde hem yukarı doğru açılabilir menü hem de tek tıklanabilir menü şeklinde de yapabilirsiniz. Süper. Harika. Bu da yana doğru açılabilir. Veyahut da <laughs> yine aynı şekilde sola doğru açılabilir. Bu arada neden burada start veyahut da end diye yazmışlar? Start veyahut da end diye yazılmalarının sebebi bizim artık bootstrap 5 ile birlikte kullandığımız yapı sola veyahut da sağa doğru değil de başa veyahut da sona doğru oluyor. Sona doğrudan kastımız soldan sağa doğru yazımımız olduğu için sona doğru olan kısım sağa doğru açılır. Eğer Türkçe veyahut da soldan yazılan dilleri tercih ettiyseniz RTL tercih ettiğinizde bunun tam tersi olacaktır. Yani burada start dediğimiz şey aslında bizim başa gelecek şekilde olacaktır. Yine aynı şekilde mini itemsların nasıl gözükeceği ile ilgili bilgiler mevcut. Süper. Burada da birçok yapıyı kullanabiliyoruz. List group yani bir liste grubu oluşturabiliyoruz. Liste gruplarının içerisine linkler atayabiliyoruz. Disable yapabiliyoruz. Number verebiliyoruz. Veyahut da buradaki daha önceden görmüş olduğumuz bejleri kullanabiliyoruz ve çok fazla yine renk seçeneğini kullanarak işlemler yapabiliyoruz. Model kısmı yani açılır bilgi ekranları kısmında ise buradan launch demo modula tıkladığınız zaman görebilirsiniz. Modelın title'ı varmış, body kısmı varmış ve footer kısmı varmış. Bu yapıları da yine görebilirsiniz. Burada da yazıyor zaten. Ondan sonra content'in nasıl olacağı, title'ın nasıl olacağı, body'sin nasıl olacağı, modelin nasıl olacağı, footer'ın nasıl olacağı ile ilgili birçok mevcut bilgi var ve çarpı tuşuna bastığınız zaman nasıl kapanır? Ondan sonra scrolling yapabilir miyiz? Yapabiliyormuşuz. Mesela çok detaylı bir bilgi var. Scrolling yapılmasını istiyorsunuz. Kullanabilirsiniz. Onun dışında birçok birçok birçok. Mesela burada da yine scrolling yapılıyor ama gördüğünüz gibi body'nin içerisinde kalıyor. En azından UX'i daha mantıklı. Çünkü ne oluyor ne bitiyor anlayabiliyorsunuz. Ve buton yine aynı şekilde ekranın içerisinde kalıyor. Böyle, belki de yazının tamamını okumadan direkt geçiş yapabiliyorsunuz gibi birçok burada modal örneği var. Bu örnekleri de muhakkak tıklayarak bakmanızı tavsiye ederim. Mesela çok daha geniş ekran yani çok daha büyük veya da büyük veya da küçük modal örnekleri de mevcut. Mesela burada da full screen yaparak yine modalı gösterebiliyor musunuz? Bu da yine güzel bir özellik. Ama mesela şimdi da duyabiliyorsunuz yani medium ekranlarda mesela normal göster ama mediumdan önce ise yine full screen yap gibi yine screen size'larına göre burada modal özelliklerini belirtebiliyorsunuz nav var. Burayı kesinlikle ve kesinlikle çok detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Çünkü birçok nav var var. Ve bu nav varların nasıl olması gerektiği ile ilgili birçok burada örnek mevcut. O yüzden de nav var örneklerini detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Navigasyonlar ve tablar yani tıklayarak gidilebilir menü seçenekleri alanları da yine aynı şekilde buradan görebiliyorsunuz. Ve yine burada birçok öğe mevcut. Of canvas bu of canvas arkadaşlar soldan veya sağdan açılan menüler için mesela tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi soldan bir menü açıldı. Bu menüleri de yine aynı şekilde oluşturabilirsiniz. Böylelikle şuraya tıkladığımız zaman mesela bu kapanmıyor ama çarpıya tıkladığımız zaman kapanıyor ama buna tıkladığımız zaman da mesela ekrana tıkladığımızda direkt kapanıyor gibi burada responsler belirtebiliyorsunuz. Dark of canvas varmış yani dark olarak yapabileceğiniz varmış ve ne zaman eklenmiş mesela bu 5-2 ile birlikte eklenmiş süper. Gerçekten de Bootstrap çok çalışıyor ve her gün yeni özellikler getiriyor. Eğer web sitenizde mesela 5.3 çıktı, 5.4 çıktı. Eğer web sitenize ihtiyacınız yoksa versiyonu değiştirmeyin arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Eğer gerçekten ihtiyacınız olan bir yapı varsa değiştirebilirsiniz. Ama genellikle çok da versiyon değiştirmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Pagination var. Pagination ile birlikte sayfa değiştirme işlemleri birlikte neler yapabiliriz, nasıl gösterebiliriz bununla ilgili bilgiler var. Mesela bu element disable çünkü ilk elementmiş büyük bir ihtimalle gibi buradan yapıyı anlayabiliyoruz. Veyahut da aktif olan sayfa birinci sayfaymış gibi yapıları buradan görebiliriz. Placeholders kısmında ise placeholders aslında iskelet diye geçiyor. İskelet yapısı diye geçiyor başka kütüphanelerde. Neyi söylemeye çalışıyoruz? Mesela bir burada dikkat edecek olursanız linkininde falan da Facebook'ta da çok görürsünüz arkadaşlar. Aslında bir bilgi varmış ama internet mesela yavaş ve daha bu bilgi açılmadı gibi placeholder kullanarak açılmadığında bunu göster. Eğer bilgi geldiyse de gerçek bilgiyi göster gibi placeholder'lar kullanabiliyorsunuz. Ve placeholder'ları kullanarak da istediğiniz gibi yapılar oluşturabiliyorsunuz. Böylelikle web siteniz biraz daha anlaşılır hale geliyor ve kullanıcı orada bir boşluk varmış gibi değil de bir şey bekliyorum ve gelecek gibi hissedebiliyor. Popover ile birlikte gördüğünüz gibi tıkladığınızda üstüne geldiğinizde bilgilerin nasıl gözükeceğini gösterebiliyorsunuz. Sağa sola aşağı birçok popover mevcut. Progress bar'da işte şu anda bu işin %50'si tamamlandı, %20'si tamamlandı gibi progress ilerleme barları oluşturabiliyorsunuz. Hatta bunlara yine aynı şekilde percent yani yüzde verebiliyorsunuz arkadaşlar. Background'larını değiştirebiliyorsunuz ve hatta birden fazla bar oluşturup aynı zamanda bu barların da farklı farklı renklerde görünmesini sağlayabiliyorsunuz ve hatta animate edip aynı şekilde daha içeride bir şeylerin olduğunu, hareketlendiğini gösterebiliyorsunuz. Scroll Spy sayesinde de şu anda nerede olduğumuzu Scroll fark ediyor. Ve ona göre de mesela menüyü değiştirebiliyoruz. Mesela biz son element değil, zaman First'e tıklayınca buradaki divin içerisindeki ilk yapıya gelebiliyoruz. Hatta gördüğünüz gibi burada bir şey var. Mesela item 3-2'ye tıklarsan direkt olarak Scroll'u oraya götürüyor. Veyahut da Scroll yaptığımda da yine yukarı doğru nerede olduğumu görebiliyorum. Böylelikle UX olarak çok daha tatlı olabiliyor. Mesela kullanıcı deneyimi olarak burada ne yaptığımı, nerede olduğumu çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Bu yapılarda gayet güzel oluyor. Süper. Spinners. Spinners sayesinde de işte load oluyor. Bir şeyler şu anda tam açılmadı. Bekliyoruz. Bu sayfada halen işlemler oluyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Toast ise burada tıkladığınız zaman bir information bilgisi geliyor. Yine web sitenizde dinamiklik yaratmak için, dinamiklik oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tooltips, mesela bir şeyin üzerine geldiğiniz zaman direkt olarak bu buton bu işe yarıyormuş gibi veyahut da işte bir element var ve o elemente geldiğiniz zaman da onun ne işe yaradığını anlatan belki de açıklama yazısı yazmak istiyorsunuz. O zaman tooltip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine tooltipler sağa sola yukarı aşağı gibi olabiliyor. Veyahut da SVG'ye bile tooltip tanımlayabiliyormuşuz. Süper gerçekten. Harika. Bir de help baslar var. Help basılarının içerisinde de yardımcı olan yapılar mevcut. Mesela Clearfix'i neden kullanıyoruz? Eğer Float kullandıysak bazen bir oluşturduğumuz yapı istediğimiz yerde gözükmüyorsa belki de Clearfix yapmamız gerekiyor. Burada da Clearfix örneğinin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler mevcut. Renkler ve background örnekleri yine aynı şekilde renklendirmeleri nasıl yapabileceğinize ilgili burada bilgiler mevcut. Linklere renk verebiliyormuşuz. Linklere verdiğimiz renklerin nasıl gözüktüğünü görebiliriz. Position kısmında ise işte yukarıda, aşağıda veyahut yapışkan yapıları nasıl oluşturacağımızı görüyoruz. Ratio kısmında ise burada 1'e yani 16'ya 9 mesela şu anda ölçüt verilmiş. Ama istersek bu ölçütü değiştirebiliriz mesela ben şöyle bir şey yapayım. Buna tıklayalım 16'ya 9 değil de 1'e 1'e 1 olsun deyip gördüğünüz gibi kare bir ratio kare bir orantı oluşturabiliyoruz. Daha değişik yine orantılar burada mevcut. Bu oranları bu orantıları isterseniz siz de style ile birlikte değiştirebiliyor musunuz? Stack kısmı yani burada bilgilerin nasıl gözükeceğini belirtebiliyoruz. Stretched links kısmı ise bu bence çok tatlı bir şey. Buraya dikkat ediyor olmamız lazım. Mesela link yani go somewhere linki aslında burada. Ben buna tıklayınca bir yere gidebiliyorum. Ama ben keşke yazıya tıklayınca da gidebilseydim diye düşünüyorsanız. O zaman işte bu stretched links sayesinde esnetilmiş... Yani genişletilmiş link sayesinde aslında buradaki link yukarıya tıkladığınız zaman da yine aynı şekilde işliyor. Ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili örnek de burada mevcut ve birçok gördüğünüz gibi örnek var. Bu da UX için çok önemli. Yani kullanıcı genellikle şunu yapmaya çalışıyor. Buton var evet buraya tıklayınca gidebilecek ama yukarı tıklayınca da gidebilmek istiyorsa, istiyorsa tabii ki bunu unutmayın. Bu, bu deneyimi sizin algılıyor olmanız lazım. O zaman yine aynı şekilde bu bilgileri kullanarak yapabilirsiniz. Bu gerçekten de çok güzel bir özellik. Tabii ki şunu unutmayın. Bu istiyorsa kısmı yani UX'te bunun istenmesi müşteri tarafından da olabilir. Veyahut da siz de bunu fark etmiş olabilirsiniz. Veyahut da gerçekten de bilinçli bir şekilde sadece bu butona tıklanınca gitmesi, gidilmesini istiyor olabilirsiniz. Bunların hepsi farklı farklı seçenekler. Deneyiminiz arttıkça siz de artık bu tercihleri yapabilir halde olacaksınız. Test truncate yani bir tekstin belli bir kısmının gözükmesini yine aynı şekilde sağlayabiliyorsunuz. Çok uzun bir yazı var. Belli bir kısmı gözüksün diye yapabiliyorsunuz. Vertical rule yani dikey rule oluşturabiliyorsunuz. Dikey çizgi oluşturabiliyorsunuz. Dikey çizgilerinde yine burada örnekleri var. Görsel olarak gizli. Görsel olarak gizliden kastımız daha önceden de bahsettiğim gibi ekran okuyucu browserda okuma programları şunu yapabiliyor. Mesela bir şey ekranda yok şurada bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında var. Sağ tuşa tıklayalım. Ve burada aslında bir bilgi varmış. Bu bilgiyi ekran okuyucular mesela okuyor ve içerisindeki bilgileri de yine aynı şekilde okunmasını sağlıyor. Bu yine güzel bir özellik. Süper. Şu ana kadar birçok hem yardımcı yapıları inceledik hem de komponentleri inceledik. Başka neyi incelememiz gerekiyor? Aslında burada utilities ve extend kısmını çok da incelememiz gerekmiyor. Çünkü bunlara zaten ileride bakacağız. Ama yine de size tavsiyem buradaki linklere tıklayarak da her birisine tek tek bakıp yine ne oluyor ne bitiyor bunlardan yararlanmaya çalışın. Çünkü çok tatlı bir dokümentasyon hazırlamışlar. Bazen bu dokümentasyonu sadece acaba ileride ben nasıl dokümentasyon yapabilirim veyahut da nasıl bir arayüz oluşturabilirim diye düşünmek için bile know-how edinmek için bile kullanabilirsiniz. Muhakkak dokümanı incelemenizi tavsiye ediyorum. Dokümentasyonla ilgili çok geniş bir video hazırladım farkındayım. Bunu hazırlamamın sebebi ise sizin de gerçekten dokümantasyona girip artık incelemenizi istiyorum ve korkmamanızı istiyorum. Yani incelemeniz yeterli olmasa bile lütfen ve lütfen gidin dokümantasyonu inceleyin. Her birisine tıklayın. Ne oluyor? Ne bitiyor? Şurada ne yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Bunları da incelemeye çalışın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.